Necme. 196. ayete geldik. Evet. Şüphesiz ki benim velim, yol gösterenim yani, yardım edenim, koruyanım, o kitabı indiren Allah'tır. Veli. Evet. Ve Allah. O düzgün kimselere veli, yol gösteren, yardım eden, koruyan olur. Sizin onun aslarından yakardığınız kimseler ise size yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Siz onları doğru yola çağırsanız da duymazlar. Ve onları sana bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler. Bak şimdi siz diye ne yaptı? Çoğul. Çoğul kullandı. Mesaj tüm insanlığadır. Tüm insanlığa. Bak mesajlardır. Evet. Şimdi bu ayet grubunu, bak şimdi bu ayeti anlamak için, iyi anlamak için diyeyim, hemen anlaşılıyor da. 190, bundan evvel bu surenin başında ilk girişindeki bir ayete dikkat çekeceğiz. Üçüncü ayet. Bakın Araf 3. Tamam. Şimdi bakın sure bütünlüğü içerisinde, konu bütünlüğü içerisinde meseleleri nasıl götüreceğiz? Yani tesbih tanelerini iyi dizeceğiz. Yani öyle güzel söyleyeyim. Şimdi evet, üçüncü ayet. Evet. Üçüncü ayet. Evet. Lütfen okuyun musun? Rabbinizden size indirilene uyun ve onun aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Tamam. Ne kadar şimdi, az öğüt alıyorsunuz. Tamam. Orada evet, ilk surede girişte bakın. İlk de üçüncü ayet. Size kitap indiren dostu, velinize, orada veli geçiyor. Veli. Yakın diye biz çeviriyoruz ya şimdi evet, bu. Şimdi yardım veli eden, yakın demek. Veli yakın veli demek. Yakın demek. Yani şöyle diyeyim. Kur'an'da bu orada veli konusunu o ayet kapsamında uzun uzun açıkladık. Evet, evet, veli konusu. Kur'an'da veli yakın demek ama veli sıfatı tek başına kullanılmıyor. Yol gösteren, yardım eden, koruyan, hidayet eden gibi sıfatlarla birlikte o sıfatları gelir. Bir yardım öyleyse eden sıfatıyla. Biz bunu velim dediği zaman yol gösterenim, yardım edenim, koruyanım ve en yakınım. Yani şimdi okuldaki çocukların velisi dediğin zaman he, nedir? Onun yiyeceğini, içeceğini veren, sağ evinde ol, barınan, harçlığını ödeyen, giysisini veren, kitabını alan vesaire koruyan, veli ya. Değil mi? Tamam. Şimdi Allah da orada buyurmuştu ki sakına sakın Allah'ın aslarından veli edinmeyin. Yani Allah'ın aslarından dediğimiz gibi yaratıkların hiçbirisinden kendinize veli, yol gösteren, yardım eden, koruyan vesaire birisi edinmeyin. Sizin veliniz, size yol göstereniniz, sizi koruyanınız ne demişti? Size bu kitabı indirendir demişti. Bu kitabı indiren bu Allah. Kitabın, bundan daha iyisi var mı? Hayat üretlerini eline veren. Ya. Bundan daha iyi bir yakınlık, olur bir mu? Yakın insanı seveni, sayanı, koruyanı var mı? Yok. Öyleyse bak burada da edinin demişti değil mi? Evet. Yani başkaları Allah veli edinin, onun dışındakileri, onun aslı olan yaratıkları, çaresizleri veli edinmeyin demişti. Evet. Tamam. Üçüncü ayet o şekilde. Evet. Evet, şimdi bu şeyde devam ettirtiyor. Hani de diye geliyordu ya. Evet. Şüphesiz ki benim velim, yol gösterenim, yardım edenim, koruyanım, o kitabı indiren Allah'tır. Evet, şeyi bağlıyoruz, öğrendik. Artık şirkten kurtuluyoruz. Kurtulma. Sureyi okuduk, sure. Yani Araf suresinin işleyişini başından sonuna doğru geldiğimiz zaman olarak şirkten kurtuluyoruz. Artık diyoruz ki aklımız başınıza geliyor. Biz Allah'tan başka veli tanımıyoruz. Allah'tan başka da kesinlikle kuldan, yaratıktan, canlı, cansız veli edinmiyoruz. Güzel. Bizim yol gösterenimiz Allah'tır diyoruz artık. Tabii, o şuura ulaşıyoruz. Yani yelkenleri indiriyoruz. Evet. Bak evet, şimdi ifade yap. Ve o düzgün kimselere düzgün veli olur. Bak şimdi. Herkese değil. Aa, şimdi. Orada incelik var. Tabii incelik yani var işte burada. Allah kime yol gösteriyor? Düzgün kimselere. Kime yardım ediyor? Düzgün kimselere. Evet, bunu da şeyden ne görmüştük? Hani Bakara suresinin şeyinde işte Hüden lil muttakin değil mi? Evet. Evet. Onun şeyi İttika, rehberliği müttakilere. Takva şimdi sahipleri. Allah iman edenlerin hani velisidir. Bunu velisidir. Maide suresinde de bir başka şeyde sizin ancak veliniz Allah'tır diye onu da net olarak zannedersem
Maide 54 veyahut da 55 olabilir. Okuyayım. Hatırladığım kadarıyla evet. 55 olacak. Hani orada bakıverin ya. Maide nasıl başlıyordu efendim? Alametlerini sizin aramak. Veliniz diye sizin şey yapacak. Evet. Salata. İşte ayet numarası yaklaşık olarak bilsek. 54 veyahut 55. Oldu. Ben başa geliyorum. Bakıyordum. Şimdi oldu. Evet tamam kusura bakmayın. 54 veyahut tamam. 55 olarak. 54. Kim dönerse. Evet 55'te. 55 mi? Evet buyur. Sizin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınız sadece Allah'tır. Tamam. Sadece Allah'tır. Tamam. Şimdi onun bir devamı var. Müminlerin de kendi aralarında velileşmesi açısından. Ama birinci filanda birinci nedir? Sadece dediği tahsil ediyor orada. Tamam öyle. Onun dışında size kim yol gösterir? Elindeki bilgilerle Allah'ın elçisi gösterir. Elçisi. Arkadan da kim gösterir? Kitap. Bir de onun devamı müminler. Evet. Onun elçisidir. Devam ediyor. Bir de Allah'ı birleyerek salatı ikame eden yani mali yönden zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı veren, iman etmiş kimselerdir. İman etmiş kimseler. Müminler de birbirlerinin velisi. Allah, müminler de, elçi, iman etmiş kimseler. Şimdi burada müminler de birbirinin yardımcısı. Ama birinci planla nedir? Allah. Müminlerin velisi Allah'tır. Şimdi, Allah'tır. Müminler. Kesinlikle öyle. Taştan, topraktan, akılsızlardan tamam mı? Evet. Şey olmaz. Evet. Kesinlikle. Evet. Bu ayet grubunda da şimdi şey olarak bunun devamında da sizin onun aslarından yakardığınız kimseler ise bakın şimdi yalvarıyorlar işte bana şunu ver bunu ver şöyle olsun böyle olsun işte neydi telli baba kıldı baba bilmem işte falan hazret filan hazret falan filan onlar ise yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Kendi nefislerine de siz onları doğru yola çağırsanız da duymazlar. Yani sana yardım etmediği gibi sen sana doğru yolu göstermediği gibi varsan bir türbenin başına gel ben sana doğru yol göstereyim de sen de değil mi? Tabii duymaz. Duymazlar yani. Kim olursa olsun yani duymazlar. Ve onları sana bakar görürsün halbuki onlar görmezler. Evet. Bu bak burada da sana bakar görürsün halbuki görmezler şeyi. Bu çok önemli. Bu da o fetiş yani putperest sembolik şeyler var ya. Var ölüden diriden heykelden şuradan buradan yardım isteyenler var ya. Evet. Bu şeyde bu sistemde onlaradır. Bu sistemde o akılsızlaradır. Onlar kınanmaktadır bu ayetlerde. Sana bakar görürsün. Evet. Onlar görmezler. Evet. Yine işte bunların yardım edemeyecekleri. Evet. Kesin olarak kimseye faydası olmayacağı, kendilerine bile faydasının şeyler diye devam eder. Şimdi bu şeylerden, bak şu böyle görünmez varlıkların sembolü sandıkları şeylere taparak Allah'a yaklaşacaklarını zanneden, bak burada hep şey diye geçiyor da onun hiç ben de şeyden şey diyorsunuz. Şeylerin Allah ile kendi aralarında şefaatçi olacaklarına inanan müşriklerin bu şeylerden yardım isteme, o şeylere koku, yağ sürüp, mum yakma, kurban kesme gibi törenleri bazı değişikliklerle günümüzde de devam etmekte. Bu müşrikler bilmelidirler ki yaptıkları davranışların tümü Yüce Allah tarafından Kur'an'da pek çok defa kınanıp reddedilmiştir. Ya. Yakardıkları ise kıyamet günü onların aleyhine dönecektir. Of. Bunu Fatır 14'te bu uyarıyı alacağız. Bak şimdi orada ne buyrulur? Fatır 13-14'te. Allah geceyi gündüze sokuyor. Evet. Gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı insanlığın yaralanacağı yapı ve işleyişte yaratmıştır. Evet. Hepsi adı konmuş bir müddet için akıp gidiyor. İşte bu mülk kendisinin olan sizin Rabbinizdir. Evet. Demin ne demiştik bir ayette? Allah'ı iyi tanıma. Allah'ı iyi takdir etme demişti ya. Evet. Şimdi Allah'ı iyi anlama, iyi takdir etme noktasında bak ne diyor. O geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Evet. Allah böyle bir Allah, öyle mi? Güneşi ve ayı insanlığın yararlanacağı yapı ve işleyişte yaratmış. Onu müsahhar kılmış.
Hepsi de adı konmuş bir müddetsin akıp gidiyor. İşte bu mülk kendisinin olan sizin Rabbinizdir. Allah bir tanıttı mı? Mülkün ait olduğunu. Tamam, bu tanıttı mı Allah'a şimdi? Güneşi yörüngede yüzdü. Allah tanıttıktan tabii, sonra işi neye getirecek bak. Allah'tan sonra. Onun aslarından yakardığınız kimseler bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip olamazlar. Çok ufacık bir şey bir yaratımdır. Allah kim? Onlar sizin şey. Yakardığınız putlar, şeyhler, şıhlar kim? Kıyas kabul etmez. Ha. Allah geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye, güneşi ayı yaratmış ve onları düzene, dümene sokmuş, programa almış, tamam mı? Evet. Hepsi insanlığın yararına şey. Sizin taptıklarınız, yakardıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile, zarına. Yani çöpe atılmış bir çekirdeğin zarına bile sahip olamazlar. Onları çağırsanız onlar çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de ortak koştuğunuzu kabul etmezler. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse haber veremez. Haberdar olduysa Kur'an da haberdar oluyor. Değil mi efendim? Şimdi gördünüz mü? Allah takdir i̇şte, etmenin şeysi bunlar. Böyle burada işte ne geliyor? Bir mukayese meselesi var. Evet. Kul, insan Allah'ı tanırsa, Allah'ı tanıdıksa, Allah'ın özelliklerini evet. bildiği zaman dediğim gibi gözündeki büyüttüğü veyahut da değer verdiği kişilerden ve nesnelerden uzaklaşıyor. O şeylerden, öyleyse şirkten kurtulmanın yolu nedir? Allah'ı hakkıyla takdir edebilmedir. Evet. Evet. Şirkten kurtulmanın yolu Allah'ı hakkıyla takdir edebilmelidir. Onun için değerli izleyicilerimize şunu şey yapalım. Kur'an okusunlar. Allah'ı Kur'an'dan iyi öğrensinler. Allah'ı iyi öğrendikleri zaman da Allah'ı yeterince takdir ederler. Takdir ettikleri ölçüde de masivadan Allah'ın asları dediğimiz nesnelerden, kişilerden ilişkilerini keserler. Keserler. Evet. Şimdi bu Necmi de burada 380-98 dakikamız falan var. Evet.